Merhaba, ben Alparslan Gazi Memiş. Atabürküt İnsan Sava Aracı'nın mekanik sorumlusuyum. Bugün Atabürküt İnsan Sava Aracı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirmekteyiz. Merhaba, ben Ege Kutlu. Atabürküt İHA takımının kaptanıyım. Takımımız ana olarak 4 alt takımdan oluşmakta. Bunlar yazılım, mekanik, elektronik haberleşme ve organizasyon. Mekanik ekibimiz Alparslan Gazi Memiş, Furkan Durak, Ege Kutlu ve Hasan Emin'den oluşmakta. Yazılım ekibimiz de 5 kişiden oluşmakta. Bunlar Ege Kutlu, Eren Çam, Elif Şentürk, Hasan Emin ve Zeynep Dilara Kenar. Elektronik ve haberleşme takımımız Şevval Beyda Saray tarafından idare edilmekte. Biz de o takım geri kaldığı zaman Alparslan ve ben o takıma destekte bulunuyoruz. Organizasyon ekibimiz Zeynep Dilara Kenar tarafından idare ediliyor. Atabürküt İHA takımımız 9 kişilik kadrosuyla Teknofest'e hazır. Atabürküt'ün üretimindeki en önemli aşama çizim ve tasarım aşamasıydı. Biz bu aşamayı SolidWorks üzerinden gerçekleştirdik ve geliştirdik. Çizime sadık kalmak aslında bize üretimde bayağı bir üretim kolaylığı sağladı. Devamında kavramsal tasarım aşamasında belirlediğimiz uçak malzemelerini aldık ve bunları uygun ölçütlerde kestik, çizimdeki ölçütlere uyarak. Kesimlere karbon boruların kesim ve delim işlemleriyle başladık. Sonrasında balsa ve kontraplak plakaları lazer kesim makinesinden kestirerek montaja uygun hale getirdik. Sonrasında da bu parçaların montajına başladık. İlk olarak yatay kuyruk ve dikey kuyruk riplerini ayarlayıp montajladık. Ardından ana kanat riplerini karbon borularıyla beraber birleştirdik ve aynı işlemi gövdenin diğer ripleri içine tek tek uyguladık. Sonrasında kuyruk gövde bağlantısı ve üzerindeki görev mekanizma sistemi tamamlayarak kuyruk gövde bağlantısını tamamladık. Uçağımızda diğer uçaklardan farklı olarak kanat gövde bağlantısı aparatı ve gövde mekanizması sistemi özgün olarak tasarlandı. Atabürküt'ün yapısal üretimi, kaplamaların tamamlanması ve kanat gövdenin montajının yapılmasıyla bitmiş oldu. Otonom uçuş kartı olarak Pixel 2.4.8 kullanıyoruz. Bunu kullanma sebebimiz yüksek frekanslı sensör verilerine erişebilmemiz ve fazladan kanallara sahip olması. Kartımıza GPS modülünü bağlıyoruz. İtki ağırlık oranı gibi elde etmiş olduğumuz sonuçlardan yola çıkarak motorumuzun değerini 900 kW ve 500 watt olarak belirledik. Motorumuzun çekebileceği maksimum akıma göre 60 amper ESC'mizi seçtik. Yapmış olduğumuz hesaplamalara, uçuş süremize, çekilen akım ve itki değerlerimize göre 4S 4200 mAh kapasiteli lipo batarya kullanıyoruz. Bağlamış olduğumuz XT60 güç modülü lipo bataryadan almış olduğu gücü ESC'lere ve bebek devrelerine iletmekte. Olumsuz bir durumla karşılaşabilme ihtimalimize karşı güvenliğimiz için lipo batarya ve güç modülü arasında sigorta ve akım kesici eklemekteyiz. Pixhawk, servo motorlarının güç ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı için servolara ek harici back devreleri bağlamaktayız. Raspberry Pi içinde Python OpenCV kütüphanesini kullanarak yazdığımız görüntü işleme kodunu, yine RPA içinde servo kütüphanesini kullanarak yazdığımız servo kontrol koduyla birlikte entegre edip yük tutma mekanizmasını çalıştırıyoruz. Bu servolar da RPA'ya GPIO girişlerinden bağlanıyor. Haberleşme içinse 915 MHz, 1000 mW telemetri modülü kullanmaktayız.
arıza emniyet sistemi radyo verisi kapatılarak test edilir. Bu andan itibaren arıza emniyet sistemi yani failsafe otomatik olarak devreye girecektir. Sabit kanatlı yağımızda bu sistemin gerçekleştireceği komutlar sırasıyla gazın kesilmesi, tam yukarı irtifa, tam sağ dümen ve tam sağ ailerondur. Hazırladığımız algoritma özetle 3 kısma ayrılıyor. İlk olarak görevdeki kırmızı dairenin tespiti için önceden belirlenen kırmızı renk aralığına göre kontürler çıkartılıyor. Daha sonrasında kontürlerin şekline bakılarak daire olup olmadığı tespit ediliyor. Son olarak da tespit edilen kırmızı dairenin etrafına bir dikdörtgen çizdirilerek şeklin tespiti yapılıyor. Görev mekanizma sistemi uçağımızdaki özgün bileşenlerden birisidir. Bu sistem 3 milim kontraplak, 4 milim balsa ve ABS filamentten üretilmiştir. Görev mekanizması bir sabit duvar, iki pal ve iki top tutucu olarak tasarlanmıştır. Ayrıca gövde ile kuyruk arasında olan bu sistem sayesinde gövdenin içinde faydalı alan elde edilmiştir. El kantarı ile yaptığımız itki testinde uçağın 1000 gramlık bir itki ürettiğini ve aynı şekilde yaptığımız batarya tüketim testinde ise motorun 12.48 amper çektiği tespit edildi. Kanat içinde uçağın aerodinamik merkezinin doğrultusundan yani kanadın her iki tarafından tutularak uçağın kararlılığı gözlemlendi. Uçağın kanat profili ve geometrisi XFR5 programında analiz edilerek tasarlanmıştır. Bu tasarımlar doğrultusunda SolidWorks ve Ansys Fluent programları kullanılarak aracın yapısal ve aerodinamik analizleri yapıldı. Kavramsal tasarım raporunda tek duvar, iki pal olarak tasarlanan bu sistem, detaylı tasarım raporunda top yerleşimi testinden sonra kıskaçlı yapılma kararı alındı. Bu da bize uçuşta topları kavrayan kesin bir yük tutma mekanizması sistemi sağladı. Gövde kanat bağlantısı kavramsal tasarım raporunda sadece birbirine geçen iki aparattan oluşuyordu. Bu sistem gövde kanat bağlantısının kanatlar takıldıktan sonra esnemesinden dolayı değiştirildi. Başlangıçta karar verdiğimiz bataryanın motor ESC testlerinden sonra kapasitesinin artırılmasına karar verildi. 3000 mAh belirlenen batarya kapasitesi 4200 mAh'e çıkarıldı. Uçağımızdaki motor başlangıçta kavramsal tasarım raporunda 22 mm stator çaplı olarak belirlendi. Fakat bu 16 santimlik gövde çaplı olan bir uçağa göre küçük olduğu için arttırılma kararı alındı ve 22 milim stator çapı 28 milime arttırıldı. Ona uygun pervane motor çapı da büyüdüğü için 10 inçten 12 ince büyütüldü.